Ana, İran'a girdik oğlum. Çok acayip. Buraya ne yapıyorlar lan? Sancan. İran'daki ikinci gecemiz. Biz bir de arabalardan saklanmak için kamyonun önüne park etmiştik. Hani arabalar çok çok yakınımızdan geçiyor. Yani bizi görmesinler, çok yakınımızdan geçmesinler diye saklandık yani. Derken böyle bir tane fosforlu bir şey geldi önden. Fosforlu böyle. Arkasından koca bir şey olan başka biri, koca bir rollback'i olan başka biri. Dedim de korna morna, onlar bizi görmüş. Ben yine kim der falan. Sonra ben erkin... şey dedim, 34 plaka. Hala aklına gelmiyor. Hala yok abi, abi nereden gelsin yani? Ya, 5 milyonluk şehir ya. Evet abi. Yani. Erkinlerle buluşmamız böyle olduğu için aslı. Haberlese, koordinatlaysak o saatte orada, o yolun kenarında bulamayabilirdik ben yani. Ben Erkin'e koordinat atmıştım o meydanın ama internet olmadığından tabii görememiş onu da. Yani onu da görememiş. Biz tabii İran sınırına geçtik ve internetimiz yoktu. Hattımız yok çünkü. O yüzden de hiçbir mesajlara, şeylere bakamıyoruz. Arabalardan işte el sallayan kadınlar, durduğumuz zaman yanımıza gelen kadınlar. Şurada trafiğe girdik, otele gelene kadar 500 metre. 500 metre. Bir sürü kadın, çok güzelsin, çok güzel bilmem ne, işte böyle yanıma şey yapıp işte omzuma dokunup çok güzelsin falan diyen kadınlar. Tabii ki Özlem bugün şey dedi, sen dedi onların dedi hayalisin aslında dedi. İşte evime gelin, bizde kalın, misafirimiz olun falan. Yani çok misafirperverler ve hani hakikaten dışarıda bırakmak istemiyorlar. Şurada dışarıda motoru yaparken bile bir sürü insan geldi ve bir tanesi yanımızdan geçmiş arabayla, arabasını park etmiş, geri geldi ve bize yardım etti yani. Para birimi, resmi para birimi İran'da riyal diye geçiyor ama aha, çok sıfırlı olduğu için, çok ondalıklı olduğu için İranlılar kendi aralarında resmi olmayan tömen diye bir para birimi kullanıyor. Onu da riyali ona bölüyorlar. Yani aslında benzin pompasında gördüğümüz 1 litresi 10 bin riyal, aslında biz kendi içimizde 1000 tömen diye konuşuyoruz. Şu anda da her 1 litre için 1000 tömen vereceğiz. Yaklaşık kaç litre aldık? Kaç litre aldık? 20 litre. 20 bin tömen verdiniz. Yani olay çok basit ve ucuz. Ha, iki gündür Özlem ve Ali ile beraberdik. Bundan sonra 4-5 günlüğüne ayrılıyoruz. Biz biraz daha güneye ineceğiz. İsfahan, Şiraz ve Yezd bölgesinde ayrıntılı gezmek istiyoruz. Çok güzel anlattım olayımı. Biz gidiyoruz, haberin olsun. Baba kaçar, para mara da ödemez. Sorarlar söyle der. SGS'miz var bu arada. Oradan çekmiyor mu? Depo üstüme yağmurluğumu takarken size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Seninle ilgili Erkin. Erkin düzenlediği kampları zaten biliyorsunuz, etkinlikleri. Hepsi yağmur çamur içinde geçer. Zancan'dan yola çıkıp İsfahan'a giderken Erkin'e dedim ki, çantaları topluyorduk. Erkin'e dedim ki, Erkin yağmurluğu kolay bir yere koyayım, hani lazım olur falan dedim. Yağmaz dedi yağmur mağmur. Yani İsfahan'a keşke yağmur yağsa dedi hatta. O da yağmur yağdı. Hoppa! Can'la şöyle bir görev paylaşımı yaptık. Yol üzerindeki rota, o şehirde gezilecek yerler falan, onları ben belirliyorum. Can da çekeyim şimdi üstende. Ben akşamları şehre gideceğimiz şehrin gezecek yerler okurken Can da bilgisayarla montajları yapıyor. İsfahan'da gezilecek bayağı bir yer var. İmam Hüseyin'i meydanı. İnanılmaz büyük bir meydan. Şort giyemiyoruz İran'da olduğumuz için, uzun pantolonlar. Tamam, bir eksiğimiz yok herhalde. Evet. Benim bir tek şapkam eksik mesela, o kadar. Onu da buralardan buluruz ya.
suyumuzu da aldık. Acaba musluk suyu mu? Yok değil. Bir şöyle bir çevir önce bir. Dönmüyor. Tamam güzel. Musluk suyu sonra değil. Sonra çeviriyorum. Çıkıp detti. Evet, yani gerçi musluk suyu da içtik yani. Çok sıkıntı yok. Böyle içiliyor da. Musluk suyu bu arada hiç belli olmuyor. Anlamazsınız yani hani musluk mu şey mi diye. Dip kusuyormuş. Lan tükürme. Hayır su geldi. Su. Evet, İsfahan'dayız. Eşyalarımızı otele koyduk. Şehir de çok güzel. İran'da şimdiye kadar gördüğüm en güzel şehir. Düzenlemesiyle, mimarisiyle, parklarıyla. İsfahan valla bayağı güzelmiş ya. Hani turistik de gelinir yani buraya. Uzun uzun gezmeye. İsfahan'dan çıktık. Şiraz'a şu an giriyoruz. Itibariyle. Evet. 500 km'lik ek molalı çok güzel bir yolculuk oldu. Ya otelin adını yazdın mı acaba ya? Hostel var sonra bir tane. Sharp Tradition Hostel diyor. Saksını yanına koyuyorum. Yolculuğumuzun 10. günü. Valla çok uyumlu geldik Can ya buraya kadar. Ben tahmin etmiyordum bu sıcakta bu kadar iyi gideceğimizi. Ben de hiç beklemiyordum abi. Seni de yarı yolda bırakacağım diye de korkuyordum açıkçası. İnsanların misafirperverliği çok güzel. Yolda kalsan da kalmasan da yani aynen. Bir su içmeye dursan bile sanki popstar mısın gibi herkes başına toplanıyor. Yardım ediyor. Koydu değil mi ilk geldiğimiz yer? Sınırdan sonraki ilk. Evet evet hatta koy verdim gittim demişti. Koy verdik gitti demiştik hatta. Orada bir amca geldi ve direkt arabadan inip karşı şeritten geldi yanımıza ve benim misafirim olun dedi direkt yani hani. Onun üstüne benzin çok ucuz. Harika. En sevdiğim şey İran. Misafirperverliği falan geç yani gerçekten. Dürüst olalım. Türkiye'nin onda biri benzin. Ve İran'a girdiğimiz andan itibaren her şey çok yolunda gitti. Yani aylarca plan yapsak bu kadar güzel gitmezdi. Hani senin de söylediğin şey vardı bugün dolaşırken. Burası daha bir İran. Yani pazarları, ya işte yerleşimi. Daha bir yerel burası. Tabii şu var, ölü sezondayız şu anda. Bu Asya ülkeleri için özellikle İran için. İran ve Pakistan için çok sıcak. Hindistan ve Nepal için çok yağmurlu. O yüzden çok az sayıda turist var. Bu daha rahat dolaşmamızı aslında sağlıyor. Daha ucuz oteller, her yer. Şu anda inanılmaz güzel hostellerde kalıyoruz. Evet. Ortalama 5-10 dolar arası para veriyoruz. Hiç rezervasyona gerek yok çünkü boş oteller. Aynen. İstediğimiz yerde direkt kalıyoruz. Çok kolay o bakımdan. Ama gerçekten çok güzel. Çok güzel bir avlusu var. Odalar da çok güzel, temiz. Ama demek istediğim şey şu. Hani bir kültürel farklılık var. İnsanlar da çok farklı. Bir ona alışmak lazım. İlk defa gelecekler için söylüyorum. Sonuçta hani eğer ki çok sen garipsediğin bir şey olduğunu zannetmiyorum. Deve mi onlar? Ben bir yanlış görüyorum. Bura galiba. Evet, geldik. Parking diyor. En çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Ama çok sıcakta geldik, çok öğlen sıcağında geldik. We'll be right back.
Allah setti bu. O. Şuradan. Tamam. Şu sağdaki tabelada. Tamam. Al trafik. Evet. Kaldığımız otel ve motorların otoparkı böyle bir yer İran'da çok güzel. Çok sıcak, çok açık ama en azından motorlar güvenlikte elimizin altında. O kadar sıcak ki üstünü örtü örttük tabii. Bugün Özhan'la gezeceğiz. Yo. Can ben biraz yatayım dedi odada. Nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Şimdi Yezde geldik. Tekrar Özhan'la Aliye ile buluştuk. Kaldığımız otelde Özhan'lar ayarladı sağ olsun. Bizden bir gün önce geldiler. Çok güzel yer bulmuşlar. Yani motorlar çok şey güvendi. O, evet. Onu da gösteririz birazdan. Ha, onu diyordum. Tabii ki böyle şey kafa dengi sohbetinin uyuştuğu insanla vakit geçirmek hele uzaklarda çok daha güzel. Şimdi aslında nereye gidiyoruz? Bakın bu Yezdin dar sokakları. Evet, yani yine zor yürüyoruz. Evet. Buradan motoru geçirdik. Buradan bir şekilde geçirdik ama çantalı tabii geçiremiyoruz. Çantalara söktük. Sabahleyin hazır olması için başka daha geniş bir yol bakacağız buradan. Artık duruma göre. Hakikaten yani yine yürüyebiliriz evet, de motoru evet geçirir. Abi. Çok sıcak ama. Yani motoru falan çıkartmak hiç gözünde değil. Motorlarımız burada. Burada aslında motorlar. Hatta şöyle hemen gösterebiliriz. Yezd'den biraz bahsetsene burada Özhan. Yezd'den bahsedeyim. Yezd aslında çok 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 eski bir şey. İpek yolunun üstünde olması 1400'lerin başında Timurlenk burayı aldığı zaman eşiyle birlikte çok büyük bir kompleks yaptırmak istemiş ki adı da hala kompleks diye geçiyor. Şehrin, eski şehrin girişinde büyük bir ayvan stili bir kapı yaptırmış. Bunun içinde çok büyük bir sarnıç var, çok büyük bir cami var, büyük bir medrese var. Bayağı bildiğiniz o zamanın kompleks bir şehrini yaptırmış ki çok da güzel. Bunlardan bir kısmını gezebildik. Bir kısmını da bu akşam gezeceğiz. Bu akşamki hedefler arasında Zerdüşt Tapınağı'na gitmek var. Zorkhane'ye bir daha gitmek var. Eminim ki orada çok güzel videolar çekeceksinizdir. Evet. Burayı İstanbul'un Sultanahmet'i gibi düşünebiliriz. Yezd'in en önemli özelliklerinden biri de mimarisi bakımından çok sıcak olduğu için zamanında şuna benzer veya bunun gibi soğutma kuleleri yapmıştır. Çok ilginçtir. Ben bayağı inceledim, araştırdım. Anlayabildiğim kadarıyla üstteki, ya bunlar yaklaşık kaç metre bu hocam? Bir var 20 metre. 20 metre ve aşağı doğru da gidiyor bir 3-5 metre. 20-25 metre yüksekliği var. Büyük bir ihtimal basınç farkından dolayı. Yani yukarıda sıcak hava olduğu için basınç daha farklı. Aşağısı evin içi veya yapının içi daha serin olduğu için basınç daha farklı olduğuna devamlı bir sirkülasyon sağlıyor içeriye ve böylelikle soğuk tutabiliyor ortamı. Çok meşhur, çok çok fazla var. İran'da ne yiyoruz ondan da bahsedelim. İran'da en çok bunlar işte kebap dediği yemeği yiyoruz. İşte Adana ile şey yanına bolca pilav ama 3-4 gün sonra artık bunu yemek istemiyorsunuz. Biz de bir şey bulduk. Çözüm böyle manavlara, yerel dükkanlara gidip sebze meyve alıp işte makarna alıp kendi gaz ocağımızda onları yapıyoruz. Abi domates, biber, kavun, muz, şeftali 5 parça 3 dolar 15 lira. Süper abi. Evet. Yani hem gezi bütçesine çok çok uygun hem de hakikaten sağlıklı mideye besleniyoruz. Mideye abi evet mideye. Sağlıklı besleniyoruz her şeyden önce çünkü yolda cidden sağlıklı. Yani bu tek doğu için değil. Şey batıya da gittiğinde genelde hamburger, pizza. Ya burada da çok fast food var abi ya. Çok saçma bir şekilde pizza, hamburger biz var onları yani. Biz onları görüyoruz. O var abi. Yani yerel yemekler hep şiş. Adam ön cama film i̇şte, çekmiş duruyor. Şuradaki gibi her yer fast food abi. Hayır. Sen acıkmışsın bayağı. Acıktım. Makarna çekiyor herhalde. Tabii. Tam balıklı makarna aşkıyla yutuşuyorum. Gaz ocağımız hazır. Şimdi artık gelsin makarna. Sen yak onu. Şimdi efendim ne var dilerimiz burada. Ondan her yolculuğa bir Aliye lazım. Bizi doyuracak. Patates salatası menüyü sayayım. Oo. Ondan sonra domatesli biberli makarna. İçine biraz tombalı. Al bakalım.
Evet. Banyoda yemiş yaparız. Ya yer mi çıkmasın diye. Ay, elleriyle yapmış canım benim. Teşekkür evet, ederim. Sana makarna hazırladım. Sana soslu hazırladım. Sağ ol. Biraz taşıması zor ama dikkat edin. Olsun. Teşekkür ederim. Ali'cim sağ ol canım. Yanıyoruz, yanıyoruz. Aynen. Günlerdir pilav, pilav, pilav nereye kadar? Evet, şu anda YES'ten çıkıyoruz. Gündüzde çok sıcak olduğu için hiçbir şey yapamadık. Zaten artık benziyor birbirine her yer. Otelimizin de çok güzel bir çıkışı var. Evet. O zaman yavaştan artık gidiyoruz. Yavaştan evet. Karşıdan motor gelirse artık o geri gitsin, yapacak bir şey yok. Adam geliyor, bizi gördü, geri gidiyor. Tamam. Çok güzel bir yerden çıkıyoruz. Evet, hakikaten. Bir an dengemi kaybettim. Aynalar çarpacak gibi ya artık o kadar. Eyvallah abi. Sağa döner. Eyvallah. Tamam, sağ sol yapacağız. Şuradan gideceğiz. Tamamdır. Ben Bama kurdum şimdilik. Benzincide de oteli girerim. Saat 4.30'da geldik. 6.30 saatte geldik. 500 km'yi. Bu sıcakta normal. 2.5 mola verdik. Evet. Yani ki... Daha fazla mola verilebilirdi ama sıkmak lazımdı bence. Sabah yoksa... Yine benzin alalım Can ya, risk etmeyelim. Yok tabii alalım. Bir tık biraz aldı benim, o kadar sadece ama yine benim de. Tamam, kapattım yolu sen gir. Akbar Turist Guest House şuraya işte. Hı. Çık kaldırma ya, korkma. Burası gece kondu mu lan? Yandı, adam evine gelmiş olmuyor. Van'dan günaydın. Van, İran'ın artık iyice doğusunda Pakistan sınırındaki şehirlerden bir tanesi. Burada herkesin uğradığı bir guest haftayız. Akbar Turist Guest haftayı. Akşam geldik. Tabii sen ve Ali ile beraberdik yine. Ve bugün de öğleden sonra artık Pakistan'a geçmek niyetimiz. Yine Özlem ve Ali bizden erken kalktılar. Erkenden yol aldılar. Biz kahvaltımızı ediyoruz, yayıyoruz. Ve motorlarla biraz daha hızlı gideriz, yetişiriz yolda diye. Planımız Türkiye-İran sınırındaki kargaşayı yaşamadan, yani sınır 4'te kapanıyor, son dakikaya kalmadan sınıra varıp artık asıl maceranın Pakistan'ın başlaması. Bu rekler turistik gezi gibiydi değil mi aslında Can yani? Tabii. Şehirleri gezdik. Yollar falan belliydi. Şimdi hiç bilmediğimiz bir yere gireceğiz. Evet. Evet yani. Bakalım. Yani özellikle benzin sıkıntımız olacak bayağı bir. O yüzden yeme içme sıkıntımız, su sıkıntımız olacak. Yani o yüzden asıl mücadele şimdi başlıyorum. Yediğim yemeklerin baharatlarından birazcık sıcaklığı da birleşince. Ben kendimden bekliyordum, gol senden geldi yani. Evet. Ama şey, düzeleceğim ya bir iki güne. Tamamen düzeleceğim. Durmak yok. Öyle demeyelim. Durmak yok dersek sıkıntılı. Vakit yok aslında, durmak değil, hemen kaçmamız lazım. Aynen. Sabah 8. Ancak 12'de Zahedan'da olacağız. 2'de sınırda olacağız. Ve Pakistan'a geçeceğiz. O zaman Pakistan'da görüşürüz. Hadi.